İkinci bölümde isterseniz biraz e, mantıksızlığı konuşalım. Şimdi ilk mantığı değerlendirdik, mantığı temellendirdik. Güzel. E, i̇zleyenler açısından şöyle bir soru gelebilir. Size de mantıksız gelebilir bu soru ama <laughs> mantık <gülüyor> olmasa ne olur yani mantık e, duygularımızın götürdüğü yere gitsek mesela. Şimdi birincisi biz zaten ilk kısımda şöyle bir şey söyledik yani mantığın bir gerek sebep olduğunu ama yeter sebep kafi sebep olmadığını söyledik. Yani her şey mantıktan ibaret değil dedik. Çünkü temel öncüler var. Bu temel öncülleri nasıl elde ettiğimiz problemli. O öncüllerle elde ettiğimiz tüm mantıksal kaydeleri geçerli mantık yapsak bile şeyin tamamını bize veriyor mu vermiyor mu filan bu konuda işte problemler var filan dedik. Ama şimdi bu mantığı öncelikle biz bu düşünce serüveninin yani daha tümcül bir düşünce serüveninin neresine oturtacağız? Biraz bunu konuşalım isterseniz. Bu soruya böyle bir cevap biraz ters mantıkla bir cevap vereyim ben. Bunun değili ne? Madem biz mantık konuşuyoruz, çünkü biz öyle yapıyoruz işte P önermesi, P değil önermesinin zıttıdır falan gibi. Şimdi mantık az önce aslında yani e, ilk kısımda e, Platon ve Sokrates'in serüvenini anlatırken işte bu sofistik düşüncenin karşısında bir şeydi dedim. Yani Platon getirip yani arkadaş yani bir, bir ölçeklendirme koymazsa her konuşan hani yetenekli olan konuşma becerisi olan haklı görünür. O zaman da doğruluk retoriğe gider. Yani güme gider diyordu. Nitekim orada da örneğini verdiğim Protogoras'ta bilinen çok da meşhur bir motto vardır. Homo mensura. Yani insan her şeyin ölçütüdür. Bu, Protogoras buna inanıyordu. Yani onun felsefesi buydu. İnsan her şeyin ölçütüdür. Bakın bu Sokrates'in işte Platon'un şiddetle karşı çıktığı şeydi. Ne demek insan her şeyin ölçüdür? Protograf ne, ne diyor? Şimdi şunu demiş oluyor. Yargıda bulunamazsınız. O yüzden bakın mantığın değilini konuşuyoruz. Yani mantık neyin karşısına oturuyor diye. Yargıda bulunamazsınız. Yani dırlı ifadeler çünkü kesin yargılardır değil mi? Bunları yapamazsınız. Yani ne yapacaksınız? Mesela Soğuk hava demeyeceksiniz. Ya bana soğuk gelen hava diyeceksiniz. Hava soğuk değil. Sana soğuk geliyor. Biz konuşmayı hatırlarsanız şöyle başlamıştık. Ya biz şeyleri yargılarız. Ayağımızı nereye daya basarak yargılıyoruz ki? O konuşsa desek ki hayırdır ya sensin soğuk. Ben hiç soğuk değilim falan dese <laughs> ne, ne diyeceğiz yani? Protagoras bunu söylüyor. Diyor ki biz yani şeyleri kendimize göre yargılarız ancak. Ve şey vardır mesela benim şiddetli migrenim var. Ee, bu soğuk bantlarını bilir misiniz? Hmm. Alnınıza şey yaparsınız. Birden soğuk olur. Halbuki hiç soğuk değildir ama size buz gibi gelir. Ya da bir krem sürersiniz böyle kafanız bir anda, bir anda böyle üşür. Mentolün etkisiyle. Mentol. Yani. Ne oluyor mesela orada değil mi? Birden her yer çok soğuk falan diyorsunuz. Ya da işte hasta olan insan üşür falan ne bileyim hararetli olan insan işte her şey çok sıcak gelir ona falan. Yani protokolas çok öyle yavan bir şey söylemiyor. Hatta bugün bilim birçok anlamda Protagoras'ı haklı buluyor. O gün ama e, Sokrates karşısında korkunç yani bunun korkunç bir şey olduğunu düşünüyordu. Homo mensura'nın yani insanın şeylerin ölçütü ve ye yegane ölçütü olmasını korkunç buluyordu. Neden? Aslında söylediği bir anlamda da doğru. Yani soğuk hava var mı yok mu biz aslında ne hangi havaya soğuk diyoruz? Biz kendi vücudumuzu şimdi dürüst konuşalım, vücudumuzun 36-36.5 derecesini baz alıyoruz, değil mi? Barem olarak alıyoruz. Bunun altına soğuk hava diyoruz. Balıklar için hiç de öyle değil ya. Yani. Kediler için, köpekler için hiç de öyle değil ya. Yani. Ya da vücudunda zona rahatsızlığı olanlar için. Soğuk ya da mesela, değil hiç... mi? Bakın yine aynı yargıyı hangi hakla yapıyor? Hava soğuk, hava sıcak filan. protogras bunu gördüğünden bir genel metotla yargıyı askıya alacak şekilde mümkün değil diyor. Öyleyse benim diyor ölçtü. Öyle şey yapıyor ki mesela. Avukatlık falan da yapıyor. Çünkü böyle çok iyi hatip yani. Bakın gerçek de bu söylediğim şey. Yani. Benim şimdi verdiğim örnek değil yani. İki davalı sabah biri geliyor akşam biri geliyor. İkisine de avukatlık yapıyor. Ben yerinde olsam bak hep yargıyı askıya, askıya alacak şekilde. İşte üstad ben şöyle şöyle bir durumdayım ne diyorsun? Şöyle yap demiyor. Ben yerinde olsam çünkü her şey bana göre sana göre. Ben yerinde olsam böyle savunma yapardım. Bunun karşılığı işte hani bilginin karşılığı kaç para? Şu kadar paradır diyemezsiniz hep yargı olur. Senin ne kadar işine yaradı? Ya bu beni rahat 5 yıllık hapisten kurtardı. At bir şeyler öyleyse. 5 yıla göre? Tabi. Adam gidiyor bu gerçek bu, bu arada ya. Akşama doğru diğeri geliyor. Bu defa işte diğeri diyelim müddeyi. Ya işte adam bana böyle böyle yaptı. Ben yerinde olsam diye bu sefer ona şey yapıyor. Ve ondan işte para alıyor filan. Sokrates bunu korkunç buluyor. Çünkü bizim yani elimizde Sokrates'le Protagoras'ın tartıştığı bir diyalog var. Adı Protagoras diyalog. Sokrates bunu korkunç buluyor. Neden? Çünkü böyle olursa tüm ahlaki yargılar güme gider diye düşünüyor. Etik da. Değer, kalkıyor orada da. Değer kalkıyor. Ahlak diye bir şey olmuyor. Sokrates'in derdi bu. Yani daha ziyade hani hava soğuktur sıcaktır gibi bir önermede aslında haklısın da diyor. Çünkü biliyoruz. Ama beri taraftan ya burada bir hata var bir eksik var ki biz şu anda göremiyoruz. Ama mutlaka ki sonradan kapattığını düşünürüz o aranın. Sonradan e, özür dilerim mutlaka e, bunun kabul edilmemesi gereken bir şey olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü bu defa bana göre sana göre olan şey sadece havanın soğukluğu sıcaklığı değil ki. Balın tatlılığı mesela. Protogoras diyor ki bal tatlıdır yanlış. Yani yanlış derken haksız bir önerme. Bana tatlı geliyor. Bakın ilginçtir mesela balı kulağınıza sokarsanız tatlı, <laughs> hiç tatlı olmaz yani. Değil mi? Dile tatlı geliyor mu daha doğru diyorsun. Dile tatlı geliyor senin diline tatlı beyin geliyor. Beyindeki o şey organa da. Çok basit geliyor. biz bugün mesela mükemmelen fizikten biliyoruz ya dilin hangi bölümünde tuzluluğu alıyoruz, ekşiliği alıyoruz bilmem. Ya dilin o kısmı yansa. Bir diyor bal tatlı matlı olmuyor ki. Şu anda korona ile uğraşanlar var Allah şifa versin. Doku kaybı çok güzel söyledi, tat, tat kaybı oluyor. Anında ilk şey herhalde semptomu bu. Enteresan Doku ve tat şey. gidiyor. Yani, var mı? Ver. Yok. Bakın nasıl olabilir ki Erdem Bey? Şöyle düşünün. Biraz açalım yani. Ben istiyorum bu mantığı. Çok iyi bir soru bu arada. Ya yani mantığı neyin karşısına koyacağız filan çok basit şeyler değil demek istiyorum. Yani ya şöyle şöyle böyle diye böyle kelime oyunlarıyla götürmek istemiyorum yani. Biraz hakkını vererek götürmek istiyorum. Burnumuz olmasa pek hala düşünebiliriz yani değil mi? Yani burnumuzun olmadığını düşünebiliriz. Diyelim eğer Tanrı yarattıysa Tanrı başka şekilde burunsuz yaratabilirdi. Evrimden geldiyse bambaşka da evrilebilirdik. Var çünkü öyle yaratıklar. Burnumuz olmasaydı insan olduğumu, yani yargı sahibi tek varlık biziz şu anda. Çünkü dil bizde bir tek. Gerçi şimdi artık o da tartışmalı da. Burnumuz olmasaydı bizim için koku diye bir şey söz konusu olmazdı. Biz hiçbir biçimde kokuyu biliyor olmayacaktık. Bakın kokunun, kokuya kaynaklık eden frekansı biliyor olacaktık. Ama asla kokuyu bilmiyor olacaktık. Koku diye bir şey hiç deneyimimizde olmayacaktı biz. Peki koku var mı yok mu? Bakın ilk bölümde konuşuyorduk hani bu var mı yok neye var diyoruz. Koku var mı yok mu mesela? Mesela bakın doğuştan ama olan birine biz rengin fiziğini tamamen anlatabiliriz. Çünkü optikle alakalı bir şeydir. Işığın fotonunun özellikleriyle o rank, renk, rangı bir koalya problemidir. Yani bir nitelce problemidir felsefede. Ama biz fiziğine gittiğimizde mor ötesi, kızıl ötesi değil mi? Yani belli yoğunluğu vardır. Frekans aralığı ve frekans şiddeti vardır. Tamamen bundan dolayı biz biliyoruz ve bunu doğuştan ama birine mükemmelen öğretebilirdik. Ve gören iyi bir fizikçi kadar en az fizikle yapabilirdi. Ama kırmızının ne olduğunu hiçbir zaman bilemezdi. Bakın kırmızının denk düştüğü aralığı ve onun şiddetini, frekansını mükemmelen bilirdi. Ama kırmızıyı bilmez. Tariflediğiniz için ve bu tarifi doğru kabul ettiğiniz Kırmızının şey. nasıl bir şey olduğunu bilmeyecekti. Hiçbir zaman bilemez. Renk yok ama tarifi var. Şimdi nasıl oluyor işte bu? Bunu protograsın bu homo mensurası için söylüyorum. Yani aslında biraz daha sonradan bambaşka versiyonları doğdu bunun. Mesela Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım diye varlığa bir düşünceden kalkarak yer bulmasının solipsizm diye bir problemi doğdu. Yani aslında her şey ben tarafından mı ortaya atılıyor? Ya da mesela Leibniz daha sonradan gelip Monat diye bir şey ortaya attı, bir teori ortaya attı. Ben sizin gerçekte burada olduğunuzu bilmiyorum. Ama bende temsilleriniz var bunu biliyorum. Bakın siz gerçek misiniz bilmiyorum. Neye gerçek dediğim de değişir yani. Ama ben de bir temsil var karşımda işte filan beyefendi duruyor. <laughs> Kalem duruyor. Kalem burada bir yere gitmedi. <laughs> diye bende temsilleri var. Hiç basit bir şey değil demek istiyorum. Ama bunun bir maliyeti var. İşte Sokrates, Platon o maliyete dayanıyor e, dayanıyor. Diyor ki yani eğer böyle olursa sana göre iyi, bana göre iyi olacak. Öyle mi? Öyle. Sana göre güzel, bana göre güzel. Sana göre adil, bana göre adil. Ha, bu diyor mümkün değil. Çünkü eğer Sokrates'e işte felsefeyi gökten alıp yere indiren adam filan denir. Eğer kendinde adalet yani Platon böyle düşünüyor demek istiyorum. Kendinde adalet diye bir şey yoksa biz o zaman ayağımızı yere basarak hiçbir eylemde bulunamayız. Fiili eylemde bulunamayız yani. Bakın şimdi artık bilmekten söz etmiyorum ki bilmeyi de için alır ama eyleme alanında, pratik alanda, o praksis alanında tamamen sana göre, bana görelerle Ahlaktan hiçbir biçimde bahsedemeyiz ve Sokrates bundan hiç şüphe etmiyor. Yani Platon hiç taviz vermiyor bundan. Mutlak doğrudan mutlak iyiden bahsediyor evet. bir nevi. Bu olmak zorunda işte İdea öğretisi de zaten burada kendisini gösteriyor Platon'un. Yani Şili, Paraguay, Türkiye fark etmez mutlak doğru var Bravo, mutlak çok iyi var. Bakın gerek Aristoteles'te ve tabii ki daha fazla olacak şekilde gerek Platon'da çok bariz bir travma vardır. Bu travma Sokrates'in öldürülmesidir. Bu insanlar sürekli buna bir gerekçe arıyorlar. Bütün Platon diyaloglarını okuduğunuzda şöyle diyebilirsiniz. Platon şunu bağırmaktadır yani. Siz benim hocamı niye öldürdünüz? Yani işte ey Atina devleti. Ki biliyorsunuz yani işte tamamen demokratik bir yargılama süreci sonucunda. Hatta öyle de denir. Yani demokratlar öldürdü falan da denir yani. Siz niye öldürdünüz benim hocamı? Yani bana göre... Hani Atina'nın gördüğü en büyük adamı. Ahlak abidesi bir adamı. Niye öldürdünüz? Bakın kendi diyaloglarına şu an ben Platon'u ağzıma aldım da dili, dilediğim gibi konuşuyor değilim. Yani kendi diyaloglarına şu an söyleyeceğim şey Kriton diyaloğunda. Bana Atina devletlerinin kendinde gerçek değerlere sahip olduğunu ispatlayın. O zaman diyor Sokrates öldürülür. Ağzımı da açmam. Çünkü Sokrates bir biçimde yasalara karşı çıktığı için öldürüldü. Ha bu yasanın güneş gibi hani burada durduğunu, mutlak olarak durduğunu bana söyleyin. Bu yasa uğruna Sokrates öldürülür mü? Öldürülür. Binlerce Sokrates de öldürülür. Platon böyle düşünüyor yani. Ama Atina devleti diye bana böyle işte rasyodan, logostan, rasyonel bir şeyden şundan bundan bahsederseniz ve buna bir mutlaklık getirip koyamazsanız bana ne Atina Devleti'nin kanunlarından. Çok açık söylüyorum yani bana ne İngilizlerin kanundan, Türklerin kanundan, Türkiye Cumhuriyeti'nden ya da bilmem hangi cumhuriyetten. Ama siz bu şeyin, bu kanunların hani bugünkü ifadesiyle bu pozitif hukukun şu doğal hukuka dayandığını söylüyorsanız ha o zaman eyvallah. O zaman ben bu yasaya boyun eğ eğerim. Yani eğmek zorundayım değil. Eğerim yani. isteyerek eğerim. Yani yasal olması doğru olduğu manasını getirmiyor. Getirmez. Ama eğer bu yasa doğruysa o zaman eyvallah. Ya yani fıtrata uygunsa mutlak doğruysa. Böyle evet. O, zaman yani o yüzden, yüzden mesela bugün değil özellikle 200 yıldır falan e, çok yoğun bir şekilde işte pozitif hukuk Doğal hukuk diye bir şey vardır. Ha aynısını din içinde söyleriz mesela pozitif din, doğal din falan gibi ifadeler de vardır. Avrupa terminolojisiyle çok da iyi şeyler ürettiler yani Batılılar o konuda. Hani denir işte e, pozitif hukuku, doğal hukuka dayadığınız hukuk sistemi büyük proje. Benim bildiğim de ağzını açan bunu arıyor yani Erdem Bey. Herkesin iddiası aynı. Ya Confucius'dan, Lao'dan, Sokratesler, Parmanidesler, Kantlar, Descartesler. Müslümanlar raziler i̇bn Sina. Hepsi bunu arıyor. ya. Yani. Acaba böyle bir şey mümkün mü? İnsanın her şeyin ölçütü olmasını ahlaka getirip dayayarak Sokrates buna şiddetle karşı çıkıyor. O zaman diyor eylem alanımızda hiçbir hakikatten, hiçbir bilgiden, bilgelikten bahsedemeyiz. Şimdi ben de Hani bunu biraz gereğinden belki fazla açtım bir sohbet üzerine bir konuşma üzerine belki bu kadar şey yapmamalıydık. Yoksa tabii ki değer üzerine uzun uzun okumayı da gerektirir. Homo mensura'nın aslında çok da yavan bir şey olmadığını, nihayet postmodern dönemde mevzunun tamamen oraya geldiğini söylüyorum. Ama beri taraftan bunun bir maliyetinin de olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla. Kendinde şeyler olmalı fikri, aynı zamanda mantığı doğuran fikir. Eğer siz bana göre, sana göre derseniz mantığa gerek kalmaz. Tabii. Dolayısıyla mantığın bir değili sofistik düşüncedir. Bana göreler, sana göreler. Mesela iyi nedir? Benim aldığım haz tarafından belirlenen şeydir. Ya ben bundan 10 birim haz aldım, bundan işte 5 birim baz aldım. Bu iyidir ama bu daha iyidir. Bunlar hiç azalmadım. Bu nötr. Bu ters yönde haz verdi. Yani acı verdi bana. Bu kötü. Böyle giderse bu mantığı olmaz. Çünkü tecrübe ettikten sonra önce içiyorum güzelmiş diyorum filan az aldım diyorum. Apost bir şey. Tecrübe ettikten sonra alıyorum filan. Burada şimdi böyle bir mantık olmaz. Dolayısıyla mantığın bir değili sofistik düşünce. Yani bilgiyi sana göre bana göre yapan. Buna ikinci bir değil daha koyacağız şimdi. İkincisi de bilgi mümkün görmeyenler. Yani bugün de var, kadimde de vardı, her zaman da oldu. Doğuda da vardı, batıda da vardı. Nihayet İslam dünyasında da var. Bilgi zaten mümkün değil diyen bir şey var. Mesela Stoa'nın bir ayağı böyleydi. Mesela işte kuşkuculuk zaten bu skeptizm falan çok oldu bitti gelir falan. Kuşkuculuğun böyle farklı modelleri de vardır. İşte daha az önce de ee, söylediğim o dersin ilk kısmında söylediğim Bertrand Russell mesela işte kendisini analitik kuşkucu falan diye ifade eder. Gerçi bu anlamda bir kuşkucu değil ama kuşkucular nedir? Bilginin temelde hiç olmadığını düşünüyor. Yani mümkün değil. Biz tarafından bilinemez. Hani az önce Kant'ın o kendinde ağaç. Hani biz bir görünüş üzerinden ağacı yakalarız ve fizik, matematik falan yaparız. Her şeyde yaparız yani bu arada çok da başarılıyız. Ama işte kendinde ağaç diye bir zihten söz edersek o kendinde şey diye. O da bizim şeyimizin dışında yani. yani. Bilgimizin dışında. Ben onu yakalayamıyorum. Buna benzer bir şekilde mümkün tüm şeyler için, mümkün her şey için bunu söyleyen e, felsefi yakımlar var. İşte skeptizm bu ve işte Piron'la filan bilinir erken dönemde. Bilgi mümkün değil. Hiçbir anlamda gerekçelendirme yapamıyorlar. Mesela gerçek diye hatırlan anlatılır dikkat edin hocası çukura düşmüş, hocası bir de kafasını da sıkıştırmış adam nasıl düştüyse herhalde ters düştü filan, bağırıyor tabi inliyor zavallı, öğrencisi işte çukurda adamı izlemiş hocası yani çok da seviyor hocasını, onu çıkarmak için bir gerekçelendirme bulamamış ve gitmiş gitmiş bakın bu gerçek diye anlatılır yani Leibniz veriyor. Bilmiyorum tabii şimdi geçmiş zaman. Belki de bu işin biraz böyle şey esprisi ama gerçekliği anlatılır. Devam etmiş. Hatta böyle ahali de görmüş oradan filan işte ya gitmişler ya orada bir sıkıntı var filan. Neyse adamı çıkarmışlar. Sonra bakmışlar durum böyle böyle. Ya demişler bu senin hocan ya. Hocası demiş ki bravo ama yani o mevzuyu anlamış. Yani yapmak için bir gerekçe bulamamış adam. Çünkü temelde bilgiyi zeminden çekiyorsunuz. Diyorsunuz ki bilgi hiç mümkün değil zaten. Yani biz hiçbir şey bilemeyiz. Hatta bunlar da hocaları olarak Sokrates'i görürler. Bunlar Sokratik okullardır. Üç ya da dört ana okul sayarız. Mesela buradaki işte Sinoplu, Diyojen de bunlardan biri. Kinikler. Ee, onlar da Sokratik bir okuldur. Bunlar bilgiyi askıya alıyorlar işte. Kendilerince de yine hocaları olarak Sokrates'i gösteriyorlar. Yani Sokrates'e dayanarak bunu söylüyorlar. Çünkü Sokrates diyor ki ben hiçbir şey bilmiyorum. Ölünce bileceğiz filan. Mesela o faydon diyaloğunu okursanız işte ölmek üzere. Birazdan birkaç saat sonra baldıran zehrini içecek. Ha güle oynaya gidiyor filan. Niye böyle olduğunu söylerken? Ha biz hakikatin peşinde değil miyiz? Evet. E, bütün hayatımızda bunu aramadık mı? Evet. E şimdi gelmek üzereyim diyor. Ya çünkü işte biz ne çekiyorsak bu bedenden çekiyoruz. Bırakın ruhum özgürler diyarına gitsin filan. Hani orada bilgi asıl orada mümkün olacak diye düşünüyor. Buradan bir yol yürüyor. Ve deniyor ki bilgi orada mümkündür burada bilgi mümkün değil. Hiçbir biçimde mümkün değil. Ya bu adamlar af ah buyurun çatır çatır da felsefe yapıyorlar. Yani öyle ciddi adamlar gerçekten. piron falan çok ciddi adam ne dediğini bilen adamlar Erdem Bey. En temelde hani konuşmuştuk felsefe bir refleksiyon faaliyetidir. Her şeyden önce bir zemin arar. Hani bir nesneyi nasıl konuşacağını henüz nesne yokken konuşur demiştik. Zemin araması bu demek. İşte bu zeminde bir haklılık bulamayıp Öyleyse bilgi yoktur diyenler var. İşte mantık bunun da değili. Çünkü eğer az öncekinden farklı olarak belki onunla ilişkilendirilebilir. Yani bilgi mümkün değilse her şey sana göre bana göre olur. Öyle bir ilişkilendirme de olur. Eğer bilgi, bilgi temelde mümkün değilse ya biz tarafından yakalanamıyorsa gider. yani o Asıl yargıyı, yargının doğruluğunu bulamıyoruz demek. Yani yargılayabiliyoruz ama doğruluğundan hiçbir biçimde emin olamıyoruz demek. Hatta... ...Platon'un okuluyla, Akademi ...malum o işte Akademos diye bir yarı tanrıdan, bir epik bir karakterden isimlenir. Bugünkü akademi oradan gelir adı. O yüzden işte akademi öğrencileri ya da akademi okulu falan diyoruz işte Platon'u anlatırken. Bu kuşkucularla çok tartışmışlar sonraki yüzyıllarda yani. Demişler ki siz hiçbir şey bilinemez diyerek baya baya bir şey biliyorsunuz arkadaş. Yani hiçbir şeyin bilinemeyeceğini biliyorsunuz en azından. Ya bu Kendiniz çok de müthiş bir yorum. <laughs> hiçbir şey bilinemez dediğiniz zaman Tabii. bir şey bildiğinizi çok net ifade ediyorsunuz. Çok mesela. güzel. hani bunu söylüyor mesela. Diyor yani ki sen son, olabilecek en baba şeyi biliyorsun zaten. ya. Yani. Son dönemde böyle bir şey var. Kur'an yorumlanamaz diye bir yorum yapılıyor. Benim de aklım duruyordu. Yani. Kur'an yorumlanamaz evet. dedikten sonra Zaten en iyi yorum aslında olursunuz. değil mi? Daha, daha yani bir yok. Yorumun kralını yapıyorsun ama yorumlanamaz diyorsun. Biz yapalım siz yapmayın dönüyor iş ondan sonra da neyse. Eyvallah. Benim <laughs> şeyim değil ben çıktım o işlerden. Her şeyden mantık çerçevesinde bakıyorum. <yani. Şimdi bu da mantığın diğer değili. Bu anlamda şöyle diyebiliriz. Sır. Sır. Şimdi İslam dünyasına da yavaş yavaş getireyim istiyorum yani böyle sadece böyle Batı'dan falan yürütmeyelim istiyorum. Çünkü bu bilginin mümkünsüzlüğü, imkansızlığı meselesi İslam dünyasında da kendisini gösterdi. Bunu daha değerli toplu konuşmayı tercih ederim açıkçası. Hani sizin için sorun yoksa işi oraya getirebiliriz ama bu mantığın değili o anlamında oradan bir giriş yapalım şimdi. Eğer bilgi bu anlamda tamamen kapalıysa bize o zaman mantığa gerek kalmaz çünkü yapamıyoruz zaten. Logos bize hiçbir şey vermiyor. Bakın biz az önce her şeyi verir demedik ama e, kafi sebebi gerek sebebi verir dedik. Yani bu olmazsa olmaz bize bir negasyonla olumsuzlaması evet. verir dedik. Yani burada e, şunu e, şey yapmak lazım, biraz saptamak lazım. Yani böyle e, ana ana omurgayı bir şekilde tariflemeye çalışıyoruz. Yani gün özelinde söyleyeyim ya da bu dersler özelinde söyleyeyim. Sadece ana omurgayı bir şekilde oturtalım diye uğraşıyoruz. Yoksa yani. İslam dünyasından ya da Batı dünyasından böyle somut örnekler üzerinden çok dal alabilir. Çok da uzatabiliriz konuyu, genişletebiliriz. Evet, evet. Ama mesela şunu biraz da konuşalım isterim. Bu Aristocu okullar, işte Sokratçı okullar vesaire konuşuyoruz. Şimdi Aristo, Sokrat ya da Platon üzerinde ya da Stoacılar üzerinde işte sadece kaldığını söylemek haksızlık olur mantığın herhalde. çünkü bizim okuduğumuz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla işte Kindi'den, Farabi'den, İbn Sina'dan mantık dersleri, mantığın gelişmesine katkılar görüyoruz. Ve çok ciddi çalışmalar olduğunu görüyoruz. Fakat sonra sanki işte Gazali'de bir kısım buna kattığımızı düşünürsek, işte o da biraz mantık üzerinde kaldığı gibi kabul edersek sonra büyük bir kopuş var gibi geliyor bana. Haksız bir eleştiri yapmıyorsam eğer. İslam dünyasının mantıkla ilişkisi nerede başlıyor, nerede bitiyor, devam ediyor mu şu anda? Biraz daha böyle ucu açık bırakayım sorunu sonuna. Güzel. Yani bu olmaz olmaz bir soruydu açıkçası yani. Şimdi tam da zaten bunu söylemek üzereydim. Yani bu işte İslam dünyasına geldiğinde hani bilginin imkansızlığı gibi bir mesele bizde sır kelimesiyle açıklanmış. Mesela çok ilginçtir. Erken dönemde <laughs> epey erken dönem eserlerde akıl kelimesini Araplar sırrın karşısında kullanmışlar. Hmm. Sırrın karşısında yani biz işte aklı biliyoruz bir yani kelime olarak okul işte devenin arka Vallahi bacağı falan ya. filan konuşuyoruz bunu da kavramsallaştırmaya başlaması artık bir terimden çıkması çünkü aklın o kullanımı bir terimsel kullanımdır yani. Felsefeyi hani kavram üzerine yıkmak gerekir çünkü kavram kavranarak yakalanan bir şeydir ve daha üst bir şeyi ifade eder. Aklın kavramsal ilk kullanımları arasında arasında yani mutlak anlamda değil sırrın karşısında kullanılmış mesela sır kapalı olan. İşte akıl açabiliyor filan demiş oluyorsunuz siz. Dolayısıyla eğer sırlı bir ifade varsa olmaz. Yani biz şunu dedik: Bir taraftan bilgi sofistik olursa, diğer taraftan da bilgi sırlı olursa, bunlar mantığın değilleridir. Mantık burada işe yaramaz. Demek ki mantık bu ikisinin arasında bir yerde. Hani bunları iki uç olarak görürsek, hı hı hı. Ha öyle görmek zorunda da değiliz. Belki üçüncü bir uç olarak mantığı görürüz filan ama böyle görürsek arasında bir yerde. Şimdi İslam dünyasında bu nasıl olmuş? birincisi işin mantık gelene kadar yani bu ile filan başlamaz yani kindi tabi çok önemli biri ama bu tabi anlat anlat da bitmez ama bu mantık üzerinden ben böyle bir seke 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 bir profil çizmeye çalışayım İslam dünyasında mantıkla ilgili ilk şeyler araştırmalar doğrudan Kuran'ın analiziyle başlamış yani konunun eee Aristoteles'le, Yunan'la ya da Hindu'yla şu Pers'le hiçbir alakası yok yani. Tamamen kendilerinden Kur'an'ı anlamak için. Mesela aşağı yukarı işte Ebu Ubeyde Kur'an üzerinde bir eser yazarken işte Ferra Kur'an üzerinde bu bunlar primitif eserler. Yani hani böyle ciddi anlamda hani belli bir dizgesi olan falan gibi düşünülmesin yani. Küçük risaleler ve hmm. e, primitif şeyler bunlar. Ama çok kritik şeyler, çok önemli şeyler yani e, ee, Ferra gibi, Ebu Ubeyde gibi. Bu, bu gider daha sonra bu İbni Vehbler, işte Cahızlar filan. Nihayet ben ya kadar Şafi'ye getireceğim ilk, ilk etapta. ilk esi orada vereceğim. Bunlar mesela ilk böyle şey yaptığında ilkesel bakmaya başlamışlar. Bir defa mantık kendisini orada göstermeye başlamış. Yani genellemeci bakmaya başlamışlar. Mesela işte Ferra ya da Ebu Ubeyde şey demiş yani işte el Elmanil Kur'an birinin kitabının da, El Mecazül Kur'an bir diğer diğerinin adı. Ee, i̇şte Kur'an'da bir kavram farklı anlamlarda kullanılabiliyor. Bakın bu çok kritik bir tespit. Yani bugün mesela bizim için basit gelebilir ama az önce biz diyoruz ki mesela ya da konuştuğumuzdan beri diyoruz ki yani felsefe bir refleksiyondur. Şeyin kendisini konuşmaktan önce şeyleri konuşmanın imkanını arayan bir konuşma. Adam bunu fark ediyor yani. Mesela diyor ki Kur'an'da aynı kelime hep aynı anlamda kullanılmamış. Bir yorumdur ama çok ciddi bir şeydir. Ha dönüyor bakıyor biz de Araplar olarak diyor aslında bir kelimeyi hep aynı anlamda kullanmayız. Kur'an da böyle yapıyor. Ha bakıyor bir iki diyor ki işte ha Kur'an'da farklı icazlar, mecazlar da var filan. Bunlar mantığın ilk versiyonları aslında bizde. Yani konu biraz Kur'an ilimleriyle yürümüş. Sonra Malik ve İmam Malik ve İmam Şafi ile birlikte özellikle İmam Şafi çok ciddi bir etki, etkide bulunmuş. Yani müsbet anlamda çok önemli bir etkide bulunmuş bu işin dilden geçtiğini fark etmiş. Yani Kur'an'ı anlamaya çalışırken. Tabii ki ben Şafii üzerine dönen tartışmaların farkındayım. Yani bunları okuduk, okuttuk zamanında. Şimdi biraz kasten o alandan çektim kendim ben. bütün onları da yani bilerek söylüyorum ama tamamen mantık dizgesi üzerinden söylüyorum. İmam Şafii kendince bir mantık geliştirip onu dile taşımış ve bu konuda çok başarılı İmam Şafii. Yani bu daha sonradan İslam dünyasında ulu, umumun dalaleti katidir ya da değildir diye bir tartışma üzerinden bambaşka iki farklı hukuk sistemi çıkmış. Çok da iyi tartışmalar. Keşke başka bir gün bu sadece bunu konuşuyor olsaydık. Yani Doğru da mantıkla ilgili çünkü. Aristoteles'in bütüncül tümelle tümel arasındaki farkı Ebu Hanife ile İmam Şafi arasındaki bütün hukuk farkını belirler. Bakın çok radikal bir şey söylüyorum ya. Yani. Ama... Üstadlar bunun farkında yani hem İmam Şafii hem Ebu Hanife bunun farkında burada dönen tartışmanın farkında yani ve bu mantığı bilerek yapıyorlar yani tümel cümleyle bütüncül tümel cümle arasındaki fark Hanefi ekolüyle Şafii ekolünü belirlemiş sonraki ardılları bunun ne kadar farkında onu bilmiyorum yani şu anda kimsenin farkında olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani Erbabı hariç tabii. İmam Şafii gelip işte bunu hani bir dörtlü yapı üzerinde ben aslında tamamen Kur'an'ı anlamak için çıkmış ama Kur'an'da bazı böyle işte mücmel kısmi mücmel ifadeler olduğunu düşünmüş filan. Nasıl bir mantık geliştiririm diye düşünmüş ve böylece bir mantık gelişmeye başlamış İslam dünyasında dil üzerinden. Şimdi çok kritik bir şeydir. Çünkü dil felsefesi içinde bulunduğumuz yüzyılın en parlak felsefesidir. Eskiden beri de yapılan bir şeydir. Dille Ontolojik anlamda varlık arasındaki ilişkinin mahiyeti nedir? Çok ciddi bir sorudur. Aynı şekilde bakın Ferralar, Ebu Beydeler, Cahızlar, İmam Şafilerin aslında yaptığı şey şu bakın. Yani tamamen ben o tartışmanın içinden çıkarak başka bir alan içerisinden bunu söylüyorum. Yaptıkları şey bir hitabet olarak Kur'an'ı ben nasıl anlarım? Bakın Kur'an burada ikinci il dikkat edin. Ortada bir hitap var. Tamam mı? Bu birazdan Kur'an olacak. Ama bir hitap var. Dolayısıyla şu an benim söylediğimi de kapsar bu. Hitap olarak tabii ki birinin sahibi Allah'tır. Diğerinin sahibi alelade insanlardır. Fakat hitabet hitabettir. Acaba hitabetin kaideleri var mı? Bakın mantıkta hep bununla uğraştığımızı söylüyorum. Refleksiyonun bu olduğunu söylüyorum. Acaba bunun mesela muvada denir bunu Arapça. Uzlaşı bunu mesela Aristoteles ta ne zamandan fark etmiş? Buna özel bir kitabı var Aristoteles. Retorik üzerine. Yani ben bir şey söylüyorum şimdi. Bu benim söylediğim şey Erdem Bey. Siz tarafından tam da benim söylediğim gibi anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor mu? Bunun ispatı var mı? Bakın ikimiz varken bunu karineleri sağlamlaştırarak ispat noktasına getirebiliriz. Siz bana şunu dersiniz. Sen şunu 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 mu dedin arkadaş? Ben bunu bunu dedim de şu sonucuyu demedim ha öyleyse şu mu ha öyleyse geriye dönük olarak birbirimize onaylata onaylata tamam deriz aşağı yukarı ispatlanmış olur. Ama hitabet sahibi burada değilse Ahmet Efendi ise ve Ahmet Efendi öldüyse o zaman ne yapacağız? Bir kitap da değilse Ahmet Efendi şunu dedi hayır Ahmet Efendi bunu dedi. Şimdi nasıl yürüteceğiz? Bakın tüm hitabetler için mesela Heidegger'in meşhur bir ifadesi vardır bunu çok doğru bulduğum için söylüyorum. Yani Kur'an üzerine söyleyeceğim bunu şimdi. Hakikat bana göre budur diyeceğim çünkü. Her metin yorumlanır. Bakın sadece Kur'an değil yani. Her metin yorumlanır. Metnin kaidesi bunu getirir. Kavramlar, onların sentaksı, semantiği bunlar çok uzun uzun tartışılması gereken, tek tek açılıp gösterilmesi gereken şeyler ve her metin yorumlanır. Kim derse ki Kur'an yorumlanmaz. Şahsen ben yani bunu Kur'an üzerine tartışmak istemem. Çünkü bana göre Kur'an tartışılacak bir kitap da değil yani. E, i̇man edersin ya da etmezsin bu kadar. Yani bunun üzerine bir tartışmaya gerek yok bana göre. Namaz tartışılacak bir şey değil bana göre. Kılarsın ve biter gider. Oruç tartışılacak bir şey değil bana göre. Ya imani meseleler bunlar. Neyse. İslam dünyası Kur'an'ı anlama açısından böyle primitif anlamda Tabii ki yanlışlarıyla beraber. Ama hep böyle olur yani. Eks o şeylerdir bunlar. Hani yerden böyle bitki gibi çıkmaz bilgiler. Hep bir arkası vardır. Hep öncesi var. Üst üste üst üste. Üst üste Kümülatif bir şeydir. Gelmiş ve Müslümanlar ya dille mesela İmam Şafii'nin dile olan hassasiyeti çok anlaşılabilir ve muazzam bir e, yol aldırmış bize. Dile olan hassasiyet. Çünkü dilin mantığı bize mantığı verir. Şimdi Müslümanlar henüz ee, çok uzatmayayım artık. Henüz e, o kindiler çağına yani Aristoteles ve Platon metinleriyle ve tabi sadece onlar değil yani. Başka fetih yerlerinden gelen Pers ya da Hindu metinleri de oldu. Hatta Çin metinleri de oldu yani elimizde var çünkü biraz biliyoruz. Henüz oraya gelmeden önce tamamen kendi iç dinamiklerinden siyasi işte hadislerin problemi, ayetleri anlama problemleri gibi problemler Müslümanların mesela işte farklı tanrı sistemleriyle tanışması, hani Mekke'dekinden farklı tanrı sistemleri hepsini toplayarak söylüyorum. Bütün bunları kuşatacak acaba bir şey bulabilir miyiz filan diye bir tartışma başladı. Daha o çeviri faaliyetleri olmazdan önce Müslümanlar 200 yıl beton gibi düşünce öğretmişler. Çok kabaca şöyle diyebiliriz mesela. Böyle bir dizge hemen söyleyebilirim yani. Bu uydurma değil. Sadece çok zengin bir konuşmadan bir kılçık seçerek getirdiğim bir şey. Mesela diyelim ki büyük oranda araştırmacılar tahkim olayıyla başlatır İslam düşüncesini. Bakın iman başka bir şey, İslam düşüncesi Tahkim olayıyla Hz. Ali muaviye meselesiyle başlar. Çünkü oradan farklı doktrinler, teoremler çıktı değil mi? Teoriler çıktı. İman teorileri, fıstık teorileri bilmem şu fasıktır bu bilmem nedir filanlar çıktı. Siyasi problemler de oldu. Bakın bunlar işte bir yerden sonra ne oluyor? Aynı Atina'daki gibi. Ya biz mesela örneğin kimin fasık olup kimin olmadığını nasıl bileceğiz? Ya kimin kafir olup olmadığını nasıl bileceğiz? Yani filanın kafir olup olmaması önemli değil. Acaba böyle bir şey yapabilir miyiz? Tanımlayıcı unsur. Bakın siz bir defa bir genelleme yaptığınızda tanımlayıcı unsur yapıyorsunuz. Bakın sahabe döneminde Resulullah var ve sahabeler var. Sahabeler genellemeci konuşmazlar. Tanımlı ifadelerinin muzari kalıplarda geçtiğini görebilirsiniz. Yani genel ifadelerde kullandıklarını görebilirsiniz. Ama onlar böyle konuşmazlar. Yani mesela diyelim ki Resulullah bu örneği veriyorum. Eee bir, bir mesele de uzatmayayım işte. Kim yaptı bunu diyor kızıyor. işte kap yaptı ya Resulullah diyorlar. işte kap bin Malik için. Resulullah da biraz yüzünü ekşitiyor yani. Hani hoşuna gitmiyor. Biri de herhalde oradan böyle vazife çıkartıyor. Kap zaten münafıktır ya Resulullah diyor. Bir iki de hemen vallahi diyor sen kaba iftira attın. Kap iyi bir Müslümandır. Şimdi bu tartışma biraz daha uzun bir tartışma falan. Sonra Resulullah müdahale ediyor tabii böyle demeyin falan diyor. Oraya gittiğiniz zaman kap münafıktır diyen adam şunu kastetmiyor aslında. Hani Nifak diye bir şey var. Nifak şu, 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 şudur. Bakın tanımlıyorsunuz nifakı. Bu nifak kapta tanımlayıcı unsur haline gelmiştir. Çünkü mantıken bunu söylemek bu demek. Bakın özür dilerim. Serdar e, Erdem Bey siz e, işte yalan söylediniz demek. Çirkin olduğu kadar başka bir iddia. Siz yalancısınız demek başka bir iddia. Siz yalancısınız dersem yalan sizde tanımlayıcı unsur hale gelmiş. Biz sizi bununla tanımlayabiliriz demiş. Hayatınız bu. bunun üzerine Tabii. kurulu. Yani ben mantıkla bilerek söylediğimizle yalancısınız arasında çok fark var. Çok fark var. Çünkü biri tikel, biri tümel bir şey aslında. Yalan sizde tanımlayıcı unsur oluyor. Şimdi kap zaten münafıktır ya Resulallah diyen kişi. Aslında böyle bir dizge yaratmıyor kafasında. Yani nifak şudur. E, kap kapta bunları yapıyor. Bu kapta bir tanımlayıcı unsur olmuş. Öyleyse kap münafıktır demiyor aslında. Sahabede böyle ifadeler yok. Ya da mesela hani bilirsiniz işte bir sabah namazında Hazreti Bilal uyudu uyanamadılar filan işte ne yaptın ya Bilal filan diyor aslında. Seni uyutan beni uyuttu derken Hazreti Bilal. Bunu daha sonradan diyelim işte Yezid ya da sonraki dönemlerde söyletilen gibi bir şey anlamında söylemiyor. Yani tanımlayıcı bir mantık kurarak bunu söylemiyor. Yani Uyudum işte ya Resulallah demenin o günkü bir yolu yani bu. Yoksa gerçekten işte ben Allah'a karşı mı yapabilirdim? Haşa demek ki filan o istemiş gibi bir şey söylemiyor. Bu çok kritik bir şeydir. Biz genelde Asıl Saadet ya da öyle denen dönemi anlatırken bu şeyi yani henüz orada tanımlayıcı unsurların olmadığı ve böyle bir düşüncenin gelişmediğini filan biz görmeyiz. Buradan da çok büyük hatalar yaparız. Çünkü oraya çok fazla yüklemlemeler yaparız. Kızdığımızda da çok kızarız o zaman. Ya hiç sıkıntının olmadığı bir dönem olarak böyle e, rüya alemi gibi düşünürüz orayı Tabii. ki gerçekçi değil. Dolayısıyla bu. bir sürü şeyi de oradan almak istersiniz. Öyle de değildir. Tanımlayıcı unsurlar yoktur orada. Ya hiç sinirlenmeyen sahabeler, hiç hata yapmayan sahabeler, hiç günah girmeyen öyle bir şey değildir evet. yani orası sadece. Mesela. Hani Hanzala işte Hanzala münafık oldu diye yürüyor. Ne oldu? İşte ben Resulullah'ın yanında söyleyeyim ama burada böyleyim. Hazreti Ebu Bekir o zaman ben de münafıkım. Haklısın falan diyor. Biz münafık olduk falan. Şimdi bunu söylerlerken ya işte aynı şekilde nifak budur ve biz de o tanımlayıcı hale gelmiştir. Demiyorlar ki yani konuşmanın ifadesi bu. Sonraki dönemlere geldiğimizde işte tahkim olayından sonra bunlar böyle büyümeye başlıyor. Hakikaten şimdi biz bunları konuşmamız lazım. Yani nifak nedir, fas, fısk nedir, fasık kime denir? Çünkü ortada diyelim ki Yezid gibi bir, bir ceberrut var. Bir Emevi diye bir cebe, ceberrut var. Bu, bu devam et yani kim olduğunun önemli değil. Abdülmelik işte filan kimse. Bir şey var. Ya bu adama Müslüman değil desen Müslüman. E Müslüman desen pek de değil gibi. E bizde yani zorba var, zulüm var, şu var bu var. Hani bir argüman da lazım bana yani. İnsanlara da söyleyin bakın siz de gelin filan diye. E ne, yapacaksınız? Kur'an'daki ifadeyi ve Resulullah'ın dilindeki ifadeleri kullanacaksınız. Bak zaten Resulullah şöyle demişti. Bak zaten Kur'an. Böylece hiç daha önce fonksiyonel olmayan kavramlar Kur'an'da diyelim fıs gibi. Resulullah'tan 50-60 yıl sonra çok böyle fonksiyonel hale gelmeye başlıyor. Yani çünkü şeyleri onunla tanımlayabiliyorsunuz. Hani hikayeye göre bunlar bizim işte ana alanlarımız da şey yani konumuzu aşar bunlar. İşte Vasıl'ın Vasıl bir ata'nın. E, Hasan Basri'den ayrılmış hani itizal etmiş filan. Mutezili oradan geliyor. Fısk teorisinin tanımı üzerinde tartışmışlar mesela. Böyle bir rivayet geliyor. Eşari bunu veriyor. İmam Eşari makalatta. Bunun bilgisini veriyor. Şimdi şunu diyeceğim. Hani bu girersek bitmez. Müslümanlar yaklaşık olarak kendi iç dinamikleriyle ilgili bazı kavramlara yüklemler yapmak zorunda hissetmişler. Çok da doğal. Yani dili siz yukarı taşıyacaksınız o terimlere kavramsal içerik kazandırmak zorundasınız yani. Bugün biz de bunu yapmak zorundayız bu arada. Yani bin yılın önceki dille, diliyle konuşamayız. 500 yıl sonraki dili de zaten bilmiyoruz. Kendi derdimizi anlatmak için kendi kavramımızı üretmek zorundayız. Ya mevcut bir kavram bulacaksınız kendi bağlamınızda oturtacaksınız. Ya da sıfırdan bir kelime icat edeceksiniz. Benim bildiğim İsmet Özel bol bol yapıyordu bunu zamanında şiirlerinde. Hani hiç duymadığım bilmediğim e, ben mi bilmiyorum acaba diyordum. Bazısını hakikaten İsmet Özel kendisi üretmiş yani. E, beklenir tabii şair bunu yapar, filozof bunu yapar, matematikçi bunu yapar, fizikçi de bunu yapar. Yani Kendini ifade edemeyeceği ya ne yapacak? feryat etmesi lazım. Tabii şey mecbur mu? bir şey bulacak olur. yani. Üretim böyle çıkar zaten. Orada böyle zaten doğru, doğru böyle olur. olur. Şimdi Müslümanlar da Hali hazırda bunu nereden yapsınlar? Tabii ki Kur'an'ı zengin şey yapacaklar. Yani bu hep böyle Kur'an'a şunu yüklemişler, bunu yüklemişler, bunu almışlar, bunu örtmüşler şeklinde bakılmamalı yani. Kavramsal zenginliği ya Kur'an'dan ya Resulullah'ın dilinden yakalayacaksınız. Fıska bir şey söyleyeceksiniz filan. Buradan hareketle mesela öyle bir noktaya gelmiş ki. demişler ki mesela biz bunları, bunları konuşuyoruz işte iman şöyle bir şeydir. Bu böyle bir şeydir. Küfür böyle bir şeydir filan diyoruz da. Mesela günahların mesela şeyi aynı mı? Bütün günahlar aynı derecede mi? Şimdi Kur'an'dan böyle bir şey hiç o güne kadar düşünülmemiş. Yani mesela hırsızlık yapmakla ee, adam öldürmek aynı şey mi mesela? Ya da hırsızlığın dereceleri yok mu? Şimdi ya da dereceleri, dereceleri yok mu? Kesin. Şimdi kalem örneğinden gidelim. O kalemle bu kalemi çalmak aynı şey mi? Tabii o kalemle o sayfa çalmak aynı. İkisi de kapsamında. Şimdi mesela derece olarak aynı mı? Evet bak bir önceki döneme gidiyoruz. Resulullah döneminde bunlar sorulmamış. Yok yani elimizde. Hani bir otorite var zaten. Daha böyle sadık insanlar, daha böyle iyi bir atmosfer filan. Hani insanlar biraz daha böyle takva, sonradan takva denilen şekilde. an yani takvaya yönelik daha bir dairenin içinde kalmaya çalışıyor. Dairenin sınırlarını zorlamaya çalışmıyor yani. Çok gelişmemiş bunlar. Ha Kur'an'da vardı yoktu. Bakın işte onu söylüyorum. Siz var diyorsanız vardır. Yok diyorsanız da yoktur. Yani bakarız. Müslümanlar da bil, bunu biliyoruz yani. Ya bu günah meselesi. Çünkü daha sonra mürteki bir kebire diye malum işte kelamın büyük bir ifade e, alanı olacak bu. Bir alan da olmuş. Demişler ki ya bu büyük günahlar neyin nesi? Buradaki mesele ne? Adam Resulullah'ın çocuğunu öldürdü. Ya aslında mesele buradan çıkıyor yani. Şimdi bu benim orucumu bozmam gibi bir şey mi yani? Değil mi? Hani günah bu da günah. Ya bu da ha olmaz ya. Günahların bir mahiyeti olmalı. Peki neye göre? Bakın şimdi mantık. Benim derdim günah ya da Kur'an değil ya. Mantık girmek zorunda buralarda. Neye göre? Şimdi böylece mesela hüsn Kubuh diye bir alan doğmuş kelamda. Hmm. Nedir? İyilik kötülük alanı. Ya siyah hmm. ve beyazdan oluşmuyor ki onların ne çıkan bir kitap da var sadece bu konuyla ilgili. Öyle ben mi? Kizli, ya, ya eskiden çok meşhurdur Kizler canım. Bu bu bir şey. alandı yani hüsn Kubuh diye. Mesela iyilik ve kötülük. Bir şey salt iyi ya da salt kötü değil ki. Yazarını da aklıma gelmedi ama son dönemde çıkan bir kitap var. Sadece bu konuyu inceleyen Mutezile'ye göre. Ha Mutezile'ye göre. Çok da vardır. Yazırlı Muhtemelen da klasik gelmiş. yayınlarından çıkmıştır. O yayın yapıyor bu işleri. Kusura bakmasınlar da neyse o kitapla. Evet belki daha sonra montajda yani şey, yaparız, şey, kitabı yani, şey kitabı koyarsın. Koyarsın. Böyle bir ihtiyaç da olmuş. Bakın siz bunu mantıkla yapmak zorundasınız. Yani bu kerihlik problemi. Hani bir skala gibi renk skalası gibi böyle iyiden kötüye doğru kötüden iyiye doğru bir şeyler söyleyeceksiniz yani ne diyorsanız tabii ki söylediğinizde ne yapacaksınız illa ki Kur'an'a ve Resulullah'a dayayacaksınız onu ya bu sonradan uydurma anlamına gelmez bakın yani bir şeyin kavramsallaşması ve yeni yeni ihtiyaç haline gelmesi ne yapacaksınız geriye doğru bunları yapacaksınız çünkü bunlar yok ki Resulullah'ta öyle yorumlanmamış yani belki ayet orada duruyor ama yorumlan sen yapacaksın işte bunu ya da o olay hiç gerçekleşmedi. Hiç yani, gerçekleşmedi. O daha öncesinden bahsedildi Tabii. ama hiç gerçekleşmedi. Tabii. Mesela şimdi bunu düşünürken şunu düşünmüşler. Ya atlayarak gidiyorum. E i̇şi bu tarihsel bir noktaya getirmeye çalışacağım. Ya ben bunların açık söyleyeyim yani. Ehli sünnetti, ehli hadisti, mutezileydi, cev cebriyeydi, işte cehmiyeydi, safaniyeydi, gaylaniyeydi. birine bakmaksızın yani içeriğine bakmaksın tamamını mükemmel buluyorum düşünsel anlamda. Bakın ortada siyasi berbat bir durum var. Onu kastetmiyorum. Yani Müslüman Müslüman öldürüyor 50 yıldır, 100 yıldır. Ama düşünsel olarak ben muazzam görüyorum. Hepsini. En saçma bulduğumu da. Şahsi görüşüm bu yani. Şu an bu faaliyetin tamamını överek konuşuyorum. Yoksa hani her böyle bilmediğini at Emeviye bak Emeviler yaptı. Her bilmem ne problem bugüne getiremediğini a Emeviler imamları uydurdu. Hiçbir şe şekilde bunun böyle doğru olduğunu düşünmüyorum. Ya günah tarihsel bir, edip, evet tarihsel bir realitesi de yok bu arada. Bir iki tane hoca Allah rahmet eylesin Türkiye'de meşhur etti bunu. Şimdi mesela mürteki bir kebiriyi düşünürken büyük günah küçük günah falan diye ya bir taraftan da komik de görünüyor yani. Büyük günah küçük günah ne demek falan ama hukuki terimler bunlar. Hani bunu biz bugün büyük ve günah olarak küçük olarak ifade etmeyiz. Daha modern ifadelerle çok da olması gereken bir noktaya oturur bu. Ve siz bunu konuşurken Müslüman şunu düşünmüş yani o günün insanı. Ya biz işte hani bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım diyorum da, diyoruz da. Allah varken ben bunu yapıp söyleyebilir miyim? Bak bak yine bir zemin tartışması. Ya Allah hani ve ma ramayte iz sen atmadın Allah attı filan gibi ifadeler de, ver, derken. Ben bunun tarihte kimler tarafından nasıl yorumlandığını sizin, sizin de biliyorsunuz ben de biliyorum. Ama o gün bunlar yeni. Yani çok yeni şeyler. Ya acaba Yezid bunu yaptı, bu bunu yaptı, bu bunu yaptı, bu bunu yaptı filan diyoruz da. Ya bütün mevzu Allah'tayken, Kur'an'da böyle böyle ifadeler varken. Acaba buna bir imkanımız var mı ki? Diye bu defa Allah'ın iradesi ve insan iradesi tartışması başlamış. Girmeyeceğim bunlara. Biliyorsunuz bunlar feci, feci tartışma. Hep teğet geçerek söylüyorum. Ben bunu nasıl konuşabilirim? Yani Allah bilen özne olarak Allahla bilen özne olarak insan şimdi bir araya geldi. Benim bildiğim bundan tutarlı bir şekilde çıkabilmiş bir düşünce Batı'da da Doğu'da da yok. Yani hem Allah gibi bir Tanrı gibi bir özneye irade sahibi bir özneye inanacaksın hem de insanın iradeyi olduğunu söyleyeceksin. Bunu iler tutar anlatan ben biri daha bilmiyorum. Demek istediğim ne? Ya bu, bu ben bunu nasıl konuşabilirim ki? Çünkü biz mantık konuşuyoruz şu anda. Bakın bunlar hepsi mantığa birer ekleme. Evet. Aslında. Hepsi birer ekleme. Ha ben bunları nasıl konuşabilirim? Sonra mesela karşı görüş de çıkıyor bir dakika baba diyor ya sen kimsin de Allah hakkında böyle yargılarda bulunmaya başlıyorsun ya Allah şöyle olmak zorunda. Mesela Allah'ın işte selvi sıfatları değil mi? Ne demek selvi sıfatlar? Bir negasyonla elde edilmiş sıfatlar. Ya ben Allah'ın ne olduğunu bilmiyorum da Allah'ın ne olmayacağını biliyorum. Nereden biliyorsun ya? Bana göre böyle diyorsunuz o zaman. Mantık koymazsan ne olur? Bir ben mantık koyacaksın oraya. Mantık doğrudur yanlıştır bak göreceğiz. Mesela Allah kaimdir diyor. Mesela bu ilahi sıfatlar tartışması olarak İslam geleni şeyine böyle temerküz etmiş bir de yani. Tam merkeze de alınmış. Nedir? Bakın tamamen mantık tartışması. Çünkü ne diyorduk işte kar beyazdır ne zaman doğru gider bakarız kar beyaz. E şimdi ben Allah şöyledir diyorum gidip Allah'a bakamıyorum ki. Değil mi? Mesela önermelerde biz anlatıyoruz diyoruz ki önerme e, tasdik tasavvur ilişkisidir. Önce tasavvur olmak zorunda. Hani ben diyorum size ağaç yeşil sizde ağaca dair bir tasavvur oluşacak. Bir resim oluşacak değil mi? Sonra ben diyeceğim ki yeşil eyvallah ben size desem ki mavi aa çok ilginç bir ağaçmış dersiniz mesela. Çünkü aşağı yukarı ilk aklınıza getirdiğiniz tasavvurda yeşil bir ağaç gelir karşı gözünüzün önünde. Tasavvuru olmayan mesela ben desem ki pırt yeşildir. Erdem Bey siz diyeceksiniz ki pırt ne yani bende tasavvur yok. Yeşil, mesela Allah şöyledir Allah böyledir diye kurabileceğimiz sonsuz tikel önermede Allah'a dair bir resmimiz var mı? Yani cismani olarak hiçbir tarif yapamayacağınız bir O zaman tasavvur oluşur mu? Ya tamamen soyutta kalmış bir kavramdan konuşuyoruz. O zaman yani. Allah'tan hiç bahsetmeyelim mi? Fiillerinden ancak bahsediyoruz. Ha bakın şu an mantık yapıyorsunuz. Yani bir şey ben itiraz ederim, siz bana evet. itiraz edersiniz. O olmaz bu böyle, bu yani böyle. O, Bunu yapacağız yani? Kur'an'dan ayette şey Allah arşa istiva etti denildiği zaman işte tahtına kuruldu Erdem falan mi? gibi böyle bir sürü siz burada zemin şey. olarak Hiçbir ayete gitmek belirli bir şeylerde biz mutabık kalmazsak ayetler hiçbir işimize yaramaz bizim. Doğru doğru yani mantığınızı nerede oturtacağınız, nerede temellendireceğiniz. Tabii ki öyle. O aşkın güç kavramını siz kabul ediyorsunuz Ne diyeceksiniz siz yani? yani. Tabii. Zaten ya sadece gerekiyor. kabul edip etmeme meselesi değil. Mesela tasavvuru somut bir resim olarak mümkün olmayan şeylerin üzerinde önerme uygulanamaz mı? Önermede bulunamaz mıyız? Hacmin de tasavvuru yok. Ama Allah pek hacim gibi de değil. Ya böyle yapacağız işte. Yani bir taraftan ekleyeceğiz, bir taraftan çıkartacağız, bir şeyler yapacağız. Ha diyeceğiz ki tamam bu budur, Şimdi bunu koyduktan sonra Allah bunların hangisi? Allah hakkındaki yargımızı kastediyoruz. Allah'ın kendisi değil. O yüzden zaten Allah demeyi sevmiyorum dedim hani. Tanrı tamam, 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 Tanrı'yı tamam, tamam. Tanrı, Tanrı bu kategorilerin hangisinde konuşacağız biz diye başlangıçta bir zemin kurmanız gerekiyor. Mantık bu yüzden önemli. İşte Müslümanlar bunu yapmış demek istiyorum. Ama güzeliyle, kötüsüyle, çirkiniyle yani doğrusuyla, yanlışıyla. Çünkü diyor ki bu sefer ya ben Allah'a işte irade sahibi diyorum bilmem ne diyorum. Biri diyor ki ya sen Allah hakkında niye bu kadar konuşuyorsun arkadaş? Yani konuşamazsın ki Allah demiyor. Bakın şimdi ayet. Siz beni ihata edemezsiniz ki. Biz sizi ihata ederiz ama siz bizi ihata edemezsiniz. Kuşatamazsınız. Ya ben kuşatamadığım bir şeyi hakkında yargıda bulunduğumda doğru yargıda bulunabilir miyim? Meşhur fil örneğine gideceğiz değil mi 100 ü 100 ü yani karanlık odada. %5'i böyle diyorsunuz. Yani o Peki o zaman bir şey demiş oluyor musunuz? Ya yani mesela Hiç o şey filin kuyruğundan tutunca ben size şunu desem ama bakın Erdem'e ben hepsini görmedim yani bir kısmını gördüm demem. Sizde bir şey değiştirmez ki sonuçta ben ufacık bir şeyden bahsediyorum size fil diye. Ya da hortum gibi bir şeyden bahsediyorum fil diye. Değil mi? Çok basit. Ha bu böyle bir şey de değil. Bu bu alegori de bir yerde patlar. Hani benzetmeyi düzgün yapmak lazım. Yani yine iş gelir buraya onu konuşacağımız bir zemin gerektirir bize. Bu zemini atlayarak siz ayetleri ya işte o zaman yürüyor. Herkes ayette havalarda uçuyor ayetler. E adam çıkıp da siz Allah'ı ne hakkında konuşuyorsunuz? Bakın selbi sıfatlar çok mantıklı. İçeriğini kastetmiyorum. Adını kastediyorum. Yani dediğim gibi içeriklerle ilgilenmiyorum. Ya ben Allah'ı olmazları üzerinden konuşabilirim ancak. Bak bir grup böyle demiş işte. Bir garip bir durum da var o grubu baltalamayayım. Kur'an'da en az anlatılan herhalde Allah'tır. Ha güzel. Yani hiç fark etmedim bunu. Yani en az anlatılan herhalde. Çünkü Allah kendini ispat etmek için hiçbir çaba sarf etmez. Evet. Garip olan bizim onu böyle çok şey yapmamız, tariflemeye kalkışmamız filan. Belki i̇şte, garip işte, demeyeyim. Yani belki biraz gereksinim. Ya yani bu da e, doğamız böyle, biraz böyle. Yani şey Saçmalığa da biliyoruz burada. Ana ilkeleri sürekli vaz eder Kur'an. Yani hayata Güzel. dair, bize dair bizim evet. iyi olmamız, toplumun iyi olması, kainatın iyi olması için ana ilkeler sürekli Kur'an'ın gündemidir. Hatta malumunuz şeydir, şahıslar hiç bahsedilmez neredeyse. Peygamber isimlerini çıksak ortada evet. isim yok. Çok detay vermez, olaylar vermez. Sürekli vardır, geçen vakalar vardır ve bunu tekrarlanabileceği hususunda uyarılırız. Ama en az anlatılan Allah'tır. Güzel. i̇bn Sina daha sonradan, siz böyle dediğiniz için artık söyleyeyim, e, kelamcıları yani bu, buraya siz fıkıhçılar, tefsirciler hepsini katın yani. Bunlar iyi düşünürler de tek sorunları Allah hakkında çok konuşuyorlar diyor. <laughs> yani ben çok severim bunu. Peki <laughs> çok teşekkür ettim ben. ben. İnşallah tekrar olur. ederiz, tekrar görüşürüz. Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyoruz tüm Kur'an talebelerine. Ee, i̇nşallah hayırlara vesile olur. Mantık konuşması yapmaya çalıştık. Ee, i̇nşallah tekrarını da yapmaya niyetimiz var. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun.